Sayık Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0546 465 84 67, 0555 465 84 67, 0542 465 84 67. Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67. Paranormal Ofis. Seansınızın kayıtlı yayın yaptığını biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Seansı ücretsiz olarak gördüm. Evet, ücretsiz geldim. Şimdi yaşadığın sıkıntıları bize kısaca anlatır mısın? Ne yaşıyorsun? Yani ilk 10 yaşında başladı. 10 yaşında evet. Falıma baktı biri. Hani bir tuhaf olmaya başlamıştım. Rüyalar falan görüyordum. Bir rahatsız edilme falan oluyordu. Sonra falıma bakıldığında da bir tanesinin içime girdiğini falan söylediler. Hoca falan, anneannem de hafız zaten, anlıyor biraz. O zaman öyle hani bir şeyler söylediler, onları yaptılar ama bu sefer daha çok olmaya başladı. Gölgeler görüyordum, sesler duyuyordum. Yani çocuk sesleri duyuyordum daha çok o zamanlar. Şimdi hani tam suretiyle gördüm. Görüntüler görüyorsun? Evet, görüyorum. Sesler duyuyor musun? Duyuyorum. Ya sen 10 yaşındayken bir fal baktırmaktan büyüden girdiğine inanıyorsun, doğru mu? Büyüden değil, fal. O da aynı. Birden geldi fal. Yani bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 10 yaşında ne yapmış evet. olabilirim diye düşündüm. Evet. Ama biz buraya gelen hastaları da söylüyoruz. Büyüden kaynaklı bir çarpılma, musallat yok. Hı-hı. Senin üzerinde de yok. Hı-hı. Hiç kimsenin üzerinde. Çünkü öyle bir ayet hadis yok. Hı-hı. İnsanlar büyüden, sihirden çarpılmazlar. Hı-hı. Kendi günahlarından çarpılırlar. Anne baba sağ olun. Evet. Evet. Onlarla görüşürsün. Babamla görüşmüyorum. Görüşmüyorsun. Evet. Annemle kız kardeşimle yaşıyorum zaten. Kaç kardeşsin? Öz 4. Ve 2 abim var. 2 abim var. Sen kaçıncı çocuksun? 3. 3. Diğer kardeşin evli mi? Yok, değiller. Bekarlar. Evet. Kaç yaşında? En büyüğü 26, 23, ben 18. Hiç evlenmediler mi? Daha evlenmediler, okullar yeni bitti, yüksek lisanslar. Anne, babandan boşanmış mıydı? Hı hı. Resmi olarak 3 sene oldu boşanalı. Ama öncesinde bir ayrılık falan var. Evet, 12 senedir. 12 sene ayrıldılar, resmiyette 3 sene önce boşandılar. Evet. Annenin ikinci evliliği. Hı. Peki annenin, anne babası sağ mı? Anneanne, dede? Dedem öldü. Geçen sene öldü. Anneanne? Yaşıyor. Anne tarafında bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Bu evliliklerle ilgili özellikle. Annenin iki defa evlilik yapması, tekrar ikinci evliliğinden boşanması bir mürvette sıkıntı gözüküyor. Anneannen sağ, annesiyle görüşüyor mu? Araları bozuk. Araları bozuk. Hiç, ama görüşüyor mu? Hiç iyi olmadı yani öncesinden beri. Yok, 13 yaşında evlenmiş efendim zaten. Annen 13 yaşında evlendi. Evet. Yani anne babanın şeysiyle mi evlendi yoksa kendi kaçar mı? Kendi rızasıyla evlendi. Aileler, ailesi de istedi. Ailelerin rızası vardı evlendiğine. İlk evliliği sürmedi ama. Kocası öldü diye biliyorlardı. Sonra 18 ölmemiş. Hani kaçmış ama sonradan öldü. Yani annem öldüğünde öğrendi yaşadığını. Evet. Sen genel olarak yaşadığın sıkıntılı bir anlat. Ne yaşıyorsun? Bu son dönemde sürekli böyle üstümde baskı hissediyorum. Abdest aldım. Hayatımda 3. kez abdest aldım ben. En son işte abdest aldığımda şey oldu. Hani böyle siyah çarşaflı, yüzü bembeyaz, işte böyle anneannemle hani mesela
hayal değil. Hani gerçek değildi. Hani böyle karşı karşıya konuşuyorduk. Uzun bir koridor vardı. Ben anneanneme anlatıyordum beni kurtar diye. O da hemen böyle yanımda deyince anneanneme sarıldım. Böyle bana baktı, bağırdı böyle. Ağzı bayağı büyük falan açıldı. Yani bugün de dün de buraya gelmeden önce otururken işte sabahlanmamıştı daha, geceydi. Mutfaktan falan bir şeyler düşüyor. Yani sürekli izliyorlar gibi oluyor. Sürekli mi? Evet, sürekli. Üzerinde mi? Aynen. Dümdüzleri pek olmuyor. Nadiren oluyor. Evet. Ama gitmediğim, görmediğim yerler bir anda gözümün önüne geliyor. Mesela hiçbir arkadaşımın evine gitmediğim, evini tarif ediyorum birden. Evin böyle böyle mi diyorum. Evet öyle diyor. Yani anlatamıyorum da hani kendim olamıyorum artık. Şöyle mesela fal bakıyorum, istemsizce bakıyorum hani. Birden birine fal bakayım mı diyorum ya da bir insanın yüzüne baktığımda geçmişini görebiliyorum. Elini tuttuğumda falan gözüne baktım. Fal bakıyorsun? Aynen. Kahve falan. Büyü de denedim. Büyü yaptın. Yani teşvik edildim. Teşvik edildim deyince? Yani... O düşünceler yok. Nefret duygusuyla hani sinirle oluyor. Annemden önceden nefret, yani annemi çok seviyorum ama hani ergenlik döneminde hani annemi pek şey yapmazdım, sevmezdim hani hataları var diye. Hani o dönemde anneme falan zarar veriyorlardı. Anneme anlatamıyorum böyle şeyleri, inanmıyor. Evet. Ya olduğuna inanmıyor bende. Büyü kendimi öldürmeyi de denedim birkaç kere. Büyü yapıyorum derken? Yapıyorum değil, denedim. Yapmayı denedim. Evet, denedim. Bir kere başarılı olmak üzereydim ama vazgeçtim. Sonra da yapamadım. Şu anda hayatında böyle bir olumsuzluklar, tat alamama... Her şeyim şey... Yani niye yaşıyorum, neden yaşıyorum böyle... Ben defalarca ölmeyi denedim. Bir kez değil, birçok kez denedim. Evlenmiş miydin? Evlenmedim. Evlenmedim. Ama çocuk var. Onları söyleyeyim. Hı? Onları söyleyemem. Kamera. Kamerada söyleyeyim. Şey yap, stop yap. Halüsinasyon... Halüsinasyonla gerçeği ayırt edebiliyorum. Hani bir insan, hani normal bir insan da olsa salonda otururken normal birden... Hani buraya gelmeden önce de oldu. Yani bir insan otururken nasıl herkes uyuyorken içeriden sürekli bir şeyler düşebilir? Bulaşıkları yıkayıp yerleştirdiğinde bir kere düşer, iki kere düşer. Hani üçüncü nasıl oluyor ya da dördüncü nasıl oluyor? Ya da bir oturduğum yer nasıl birden kalkıyor, geri aşağı iniyor? Bunu sadece sen mi görüyorsun? Başkası görüyor mu yanındaki? Kardeşim, o da kardeşim mü? Şahit. O da görüyor. Evet, arkadaşlarım şahit. Arkadaşlarımla konuşturabilirim hatta. Birebir evini tarif ettim. Birebir. Yani ben onun evini hiç görmedim. Annen hiç el kaldırmış olabilir misin? Evet. Vurdun mu, dövdün mü, ittin mi? Dövmedim, ittim. İttin. Ama onu korumak amaçlı itmiştim. O da koluna zarar verdi. Seni döverken mi? Hayır. Başkası annemi vurmaya kalktı. Hı. Ben de annemi korumak amaçlı itince kolu kırıldı. Kolu kırıldı. Ameliyat oldu. Düştü yere. Yok, kolon vardı oraya çarptı. Ama ondan önce de sürekli kavgalarımız oluyor, sinir nöbetleri geçiyordu bu kriz. O yüzden hastaneye götürmüşlerdi zaten. Anneannenin ağzı beddua alır mı? Çok beddua eder mi annen? Etmez annen. Annen? Eder, bana. Çok. Sana çok beddua ediyor. Evet, küfür ediyor, beddua ediyor. Diğer çocuklarına? Onlar hep savunur ya. Bir tek sana mı onları bekliyorum? Şey yapmaz. O bana içten ettiğine eminim. Bana hani ne kadar sevse de bazen öyle bir an geliyor ki içten ediyor. Evet. Ama öbürlerine yapmıyor. Şu an kimin yanında kalıyorsun? Annem kız kardeşine kalıyor. Annenle beraber kalıyorsun. Hı-hı. Bir de bebeğim var işte. Evet. Şimdi yaşadığın şeyler, anlattığın veriler
musallat yaşadığını gösteriyor zaten. Ama ben düşündüm, dedim acaba deli miyim? Yok. Kafayı mı yedim? Hani... Ama büyüden kaynaklı değil bak. Ben büyü demedim. Ben de büyü olduğunu söylemedim. Annemde olabileceğini söyledim. Çünkü anneme sürekli söylüyorlardı. Anneden, annemde ve anne söylediğinde bir sıkıntı gözüküyor zaten. Onu, ben kendimde yok ama onu biliyorum. Evet. Şimdi Kur'an'da ve hadislerde böyle bir şey yazmıyor. Sadece Şura suresinde diyor ki Cenab-ı Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma esabeküm min musibetin fe bima kesebet eydiküm ve yafu an kesir. Başınıza gelen musibetler, belalar, sıkıntılar kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar ve hatalar yüzündendir diyor Cenab-ı Allah. Şuara suresinde diyor ki Cenab-ı Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hel ünebbiküm alâ men tenezzül şiyadîn tenezzül alâ küllü efâgin esîm yulgûne semâ bi ekserin kâzibûn. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha düşkün, iftiracı ve yalancıların üzerine iner diyor. Hı hı. Yani hep kendi günahlarımızdan çarpılırız. Biliyorum onları, her şeyi biliyorum. Tövbesini yapmadıktan sonra. Edemiyorum. Düzelemeyiz. Yapamıyorum. Tek başıma yapamadığım için zaten sizden evet. Yardım istedim. Hani maddi durumda pek yoktu, Allah razı olsun, ücretsiz kabul ettiniz. Evet. Hani... Erol Hoca'yla görüştünüz. Evet. Aynen. O yardımcı olmasa bana kimse yardımcı olamayacak gibi geliyordu zaten. Ama öncesinde sen Allah'a dua ettin. Yalvardın. Vallahi denedim. Çok denedim ben. Allah'ın yardımıyla Erol Hoca'ya ulaştım. Erol Hoca'dan da buraya geldim. Ya da rast geldim aslında. Böyle hani gizemli yerlere giden insanları çok izliyordum. Sonra birden yanda çıkınca bastım. Hani içime doğdu. Bir yazsam acaba geri dönüş yapar mı yapmaz mı bilmiyordum ama yazdım. O da evet. Geri dönüş yaptı. Şaşırdım hatta geri dönüş yapmasına ama. Öyle, hani yardımcı evet. Olmak istedim. Şöyle bir dua eder misin? Aç elini. Bir dua ettim, aç elini. Allah'ım. Allah'ım. Annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım de. Annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et inanarak. Allah'ım, annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım annemin ettiği bir... Allah'ım... İki kelime. Allah'ım... Allah'ım... Annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin ettiği bedduasından... Hafızı gibi bir yok yani. Hı? Güzel güzel gidiyor. Sonra üçüncüde, dördüncüde gidiyor. Hafıza gidiyor. Evet. Allah'ım. Babama yaptığın bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım diyor. Babama yaptığın bedduadan. Yaptığım. Söyle. Allah'ım babama yaptığım bedduadan. Gelen şeytandan sana sığınırım. Evet. Allah'ım. Babama ettiğim bedduadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama ettiğim beddua... Onu, o yok, bunu hiç. Hı? Bunu söyleyemiyorum. Sıkıyor seni. Ya sıkmak değil, unutuyorum. Yok oluyor. Bedduadaki gibi. Normalde hafıza kaybı var mı sende? Normalde yok. Şu iki kelimeyi söyleyemiyorsun değil mi? Normalde yok. Ya çok iyi hatırlarım. Yüzleri, sözleri unutmam kolay kolay. Şimdi az önce dedin ki arkadaşımın yüzüne baktım, onunla ilgili bir şeyler söyledim dedin değil mi? Kime? Bir arkadaşına. Yüzüne demedim. Hiç evine gitmemiştim. Gördüm. Dedim. Yani bazı şeyleri anlatıyorsun. Ha görüyorum. Anladım, evet. Ama iki kelime dua yapamadın şu anda. İşte babam, annem de biraz iyiydi. Babamda gelince sıkıntı oldu. Babama şöyle beddua ettim ben. Doğum esnasında çok beddua ettim. Sadece çekerken. Hmm. Babamın Allah belasını versin gibisine. Herhalde orada tuttu o beddua. Şimdi evlat, anne baba yaptığı bedduadan sonra çarpılır. Ve kuvvetli bir çarpılma olur. Evlat mı yaptığınız? Evet. Peki niye ben acı çekiyorum ya da şey yapıyorum. Sonra ne? Hayır. Anne baba yaptığın beddua'dan çarpılırsın. Annenin babanın sana yaptığı beddua'dan da çarpılırsın. Tamam ama
Ben niye yedinci? Ya Allah, çok saçma değil mi? Bak şimdi şöyle söyleyeyim sana. Saçma falan değil. Anne, baba, evladın dünyaya gelmesinin bir vesile. Sen de annesin. Evet. Sadece bir vesilesin. Evet. Yaşadığın sıkıntılarla ilgili bazı olumsuz şeyler yaşamışsın. Hı. Bu anne babayı sana kim tayin etti? Allah. Allah tayin etti. Bize sordu mu? Sana hayır. Sordu mu? Hayır. Ve anne babaya yaptığımız bütün beddualar lanete direkt Allah'a gider. Ve kuvvetli bir çarpılma olur. Babama ettiğim yüzünden tabii. Mi? Şu an. Peki ben yeni ettim. Önceden etmemiştim ya. Yani. Öncesinde de yapmış olduğum günahlar var. Onlardan çarpıldı. 3 tane mi var değil mi bende? Belki de 5 tane var. Bilmiyoruz. Bakacağız yani. Kız olan var bayağıdır. Bayağı güçlü o zaten. O... Çünkü günahlardan çarpılırız. Tövbe yapılmazsa. Hangi günahlardan vücuda girdiyse ondan tövbesi yaptıktan sonra da bedenden çıkarlarız. Ancak tövbeye de giderler. Kendi günahlarımızdan çarpılırız. Tövbe dedi onlar. Vücudu terk eder. Başka türlü terk etmezler yani. Çünkü tövbenin öldüremeyeceği hiçbir cin şeytan yoktur. Evet. Bunu videolarda izlemişsiniz. Videoları izlerken oradaki tövbeleri yaptın mı? Yapamadım. Kapattım. Sonuna hiç gelmedim. Etkilendin orada. Dedim ya izliyordum. Tak düşüyor. Gözümü kapatamıyorum. Göreceğim diye. Zaten uyuyamadım ben. Buraya 3 saatlik uykuyla geldim. 3 saat uyudum sadece. İnsanlarla göz kontağı kuramıyorum. Gözlerim kanıyor da sizle daha diğer insanlara göre iyi kuruyor. Yani tezahür değişik bir şey ya. Bir vücut muayenesi yapacağız. Hı-hı. Tamam mı? Ona göre tedavi başlayacağız. Tamam. Vücudun serbest olur. Kas mekanını. İstemsiz kaslıyorum. Ellerin yan tarafı. Gülme hissi mi geliyor? Evet, gülme hissi geliyor. Vücudunda bir çekilme var mı? Biraz geri doğru gidiyorum o kadar. Tutuyor mu kendini? Serbest bırak, tutma. Biraz daha şey... Serbest bırak vücudunu. Şöyle gözünü çıkar bir uzak. Bak bana. Yüzüme bak. Senedi bu cinni bir şefaati olma hakkadaki bir güntüm ver. Ecmain cinni kesir. Ve cinni şeytani maaşı dinle. Maşidiga. Allah'ın hıfz ve kudretleri de Süleyman Aleyhisselam Ahitlam ve Sinan doğarak ile sana emrediyorum iflik. Neden bu bedendesin? İflik. Sorduğum sorulara cevap ver. Komik olan ne? Neden bu bedendesin? Hangi günahtan girdin bu bedene? Cevap ver. Allah'ın hırs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum ifrit. Doğru cevap ver. Sorularıma cevap ver. Neden bu bedendesin? Cevap ver. Yoksa sadakayı başlarım. Başlayalım mı sadakadan? Sadaka atayım mı? Kızın... Tamam. Kızın ölmüşlerin hayrına... Tamam. Sorduğum sorulara cevap ver. Neden bu bedendesin? İfrit? Hangi günahtan girdin bedene?
Bir dakika ya. Nasıl canım? Efendim? Kendin misin? Bir anda bıraktı seni. Canım çok acımıyor. Bir dur bakayım, bir dur. Bana bak. Bir anda kendini bıraktı. Euzu bi kelimeti lillahi teammedi min külli şeytanın ve hammeti ve min külli aninden de. Çık yukarıya. Euzu bi kelimeti lillahi teammedi min külli şeytanın ve hammeti ve min külli aninden de. Çık yukarıya. Euzu bi kelimeti lillahi teammedi min külli şeytanın ve hammeti ve min külli aninden de. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Senede ve cenem şefaati ve mâkâlega bi cüntün vel. Ecmâinun cemiyonun kesir. Vel cinni şeytanı maşi diga. Maşidiga. Allah Rahman Rahim Fethullahalim Hakem aldı Kurtius isim adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğmak ile sana emrediyorum. Bir daha ben bırakma demeden bırakmayacaksın. Duydun beni? Sorduğum sorulara cevap ver. Neden bu kızın bedenindesin? Bilmem. Sadakadan başlarım bak. Ya doğru cevap verirsin, ya da sadaka atmaya başlarım. Başladın mı sadaka? Tamam. Burada oyun mu yediğini zannediyorsun? Sorduğum soru cevap ver, neden bu bedendesin? Neden bu bedendesin? Giriş sebebini söyle. İyi. Cevap ver. İyi. Cevap ver. İyi olduğu için. Ne iyi? İyi yani böyle o. Kıza sahiplendin. O da bizi sahiplendi. Nasıl sahiplendi? Anlat. Büyü yaptı. Hayır. Fala baktı. Biz onu zamanında nasıl sahiplendiysek o da bizi. Kaç yaşına girdin bu bedene? Çocukken mi girdin? Annesi yüzünden. Annesi beddua etti. Yok aslında. Kızı sinir nöbetleri geçirtti. Kaç yaşında? Kız kendini saldı. Ondan yani. Annesinin bedduasından girdin. Bilmem. Doğru cevap ver bana. Yoksa sadakayı atmaya başlarım. Tamam, doğru. Sen cevap ver. Doğru, tamam. Annesi ne dedi kıza? Ne diye beddua etti? Bayağı uzun zaman. Sorudan cevap ver. Hatırlamaya çalış. Oyalama. Ne dedi? Ne dedi? Annesi ona sürekli beddua ediyor, onu sevmiyor ki zaten. Niye? Öbürlerini seviyor, onu sevmiyor. O da onu sevmediği için o da bizi seviyor. Yani biz zamanında ona sahip çıktık sonuçta. Tabii ki de bizi sevecek. Bizim için ağladığını bile biliyorum. Ama o zaman tabii... Bu kız da annesine beddua etti. Annesine hiçbir zaman beddua etmedi. Annesi ona beddua etti. Ne dedi kıza direkt? Söyle. Ne dedi de bu bedene girdi? Söyle, cevap ver. Cevap ver. Dedi ki... Her şey senin yüzünden oluyor. Bütün hatalar. Senin yüzünden ona buna muhtaç oluyor. Allah belanı versin. Annesi yaşadı sıkıntıları bu kıza mı mal etti? Ne? Ne? Komik mi? Bana odaklan, benim sorduğum cevap. Kafa sallamasın o zaman. Niye? Kafa sallayınca ne oluyor? Senin inanılmazın ya. Dikkatim ne oluyor? Sen bedduadan gelen misin? Bu bedende kaç tane ben var? Ben değil. Kaç tane var? Söyle. Sayayım mı? Onları sat bize. Bedende kaç tane var? Söyle. 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 Sadaka atmaya başladım. İnsanoğlu. İnsanoğulları birbirini satar. Şeytana da satıyor bedende. Niye? Ben onun bedenindeyim Kerem'im. Benden hiçbir zaman kurtulmak istemedi ki. Niye şimdi? Niye? Güçlenmem lazımdı. Kıza bina işletti. Sürekli günah işledin. Yeterince günah vardı. Günahlardan güçlendin.
insanlar öyle korkuyor ki, o kadar korkanlar ki. Çok güçlü olduğunuzu zannediyorsun değil mi? Çok korkarlar gerçekten. Nasıl oluyor biliyor musun? Saniyeler içinde geliyorum, görüyorum. Bu kız onları görüyor. Bu kız da tabii kendi yaptı sanıyor ama o an kendi olmuyor. Ben kullanıyorum. Çoğunluğu zaten ben kullanıyorum. Kullanıyorum. Ona gösteriyorum ya da ben görüyorum, insanlara söylüyorum. O insanlar da o kadar korkak ki gidip onların güçlerinden de güçlenebiliyorum, korkaklıklarından. Korkaktan besleniyorsun. Evet, hepiniz korkaksınız. Allah'tan korkmuyorlar. Dinle beni. Allah'tan korkmuyorlar ama sizden korkuyorlar, doğru tabii mu? Tabii ki de. Ve bu büyük bir musallat sebebi mi? Ben o bende, o bizde bilmiyordu mesela. Benim sorduğum soruya cevap ver. Bak öyle anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Aramızda bağ var. Neden şimdi? Neden şimdi? Benim sorduğum soruya cevap ver. Neyi var? İnsanlar Allah'tan korkmuyor ama her şeyden korkuyorlar. Bunu kullanıyorsun değil mi? Her şeyden özellikle bilmem. Hele şu inanmayanlar var ya. İnanmıyor. Şeytanlardan hadi gel, korkuyorlar. Hadi gönder. Hadi göndersene, görelim. Sonra gidiyoruz. Olanlar oluyor. Sonra biz mi suçlu oluyoruz? Bizi davet edenler. Bizi davet edenler insanoğulları zaten. Evet. Ama bu kız bizi davet etmedi, biz ona gittik. Kabul ediyorum. Kabulüm. Çünkü neden annesi ilgilenmiyor? Ya da annesi başka şeylerle ilgileniyorken aslında pek de günahkar değildi. İçine kapanık biriydi. Bu bedende adaktan giren var mı? Adaktan. Adakçı var mı? Aslında kendi mi? Yok. Şu bir ara öyle adak adadı ama parası olmadığı için yapamadı. Bedendekileri say. Kaç tane var? Bende adam oluyor mu? Bedende kaç tane var? Ben oyun oynuyor mu? Niye bağırmışmışsın? Ben. Kendini güçlü olduğunu mu hissediyorsun? Bedende kaç tane var? En azından bugüne dek denk geldiklerimden daha güçlü. Kaç yaşındasın? O zaman yaşını söyle. Önemi var. Var. Kaç yaşındasın? Kaç olmam lazım? Güçlü olmam lazım. Genç olanlarda yaşlı ya da genç olanlarda güçlü olamıyor mu? Ya da şöyle diyelim, bu beden kaçıncı girdiğin beden? Sayısını biliyor musun? Cevap ver. Bu? Kaçıncı beden? Girdiğin kaçıncı beden? Çok mu zor bir soru? Bir dakika ya. Oo, niye gidiyor ya? İfrit, lisanı bırakma, ben bırakma demedim. Lisana gel. Ben yok. Lisana gel İfrit. Lisanı bırak demeden bırakmayacaksın. Senede vacilem şefaatim ama karaga bükündüm vel ecmalün cemilün kesir. Vel cinnin şeytani maşi diga. Maşidiga. Allah'ın hıfz ve kudret adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akide sana emrediyorum İfrit. Lisanı ben bırak deyince bırakacaksın. Cevap ver. Ne var? Cevap ver. İki. İkinci bedenlisin. Ne? Yalan mı? Her yalanına bir sadaka atıyor mu? Hayır, yalan değil. Her yılını iki, iki ya da üç, bilmiyorum, emin değilim. Doğru iki ya da üç, iki ya da kaç üç. Kaç yaşındasın? İki ya da üç. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Sorduğun sorular çok mu zor? O zaman kolaylaştırırız. Tamam, 720. Kaç yaşındasın? 720. İşiniz hep yalan söylemek değil mi? Hı? İnsanlar kadar olmaz. İnsanlar kadar, insanlar şeytanları geçti mi? Yalan söylemeyi de. Hı? Sizin önünüzde gidiyor şu anda. Çok geçti, çok. İnsi şeytan oldu herkes. Bu bedendeki giren şeyleri söylesene bize. Kaç tane var? Bu kızın bedeninde kaç tane var? Erkek olanlar girmiyor. Ben giriyorum. Başka hangi günahtan giren var? Günahtan değil aslında. Doğum yaptım. Onlara sonra. Sana söylüyorum, size cevap ver. Bedende kaç tane var? Bedende yok.
Bedende kaç tane var? Bedende sadece ben. Yalan söyleme. Bedende sadece ben varım. Sadaka atayım mı? Cidden. Sadaka atayım bedende mı? Sadece ben varım. Sadaka atayım mı? Bir kere. Kaç tane var? 3 tane var zaten. Bedende kaç tane var? Söyle girişini. Bedende 3 tane var. Girişini ama söyle. Girmiyorlar. Bir tek ben giriyorum. Lisanı bir tane erkek olan giriyor. Evet öyle. Beynine ekmeden, kalbine ekmeden. O var ya kalbindeki ufacık o çocuk sevgisi olmasa zaten geberip gidecekti şimdi. Kıza intihar düşüncesi sen mi verdin? Aslında zaten saf diyorum ben. Hemen. Ama bizi seviyor. Biz de onu seviyorduk aslında. Sayık Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru Dua. Doğru Tövbe. İrtibat telefonlarımız 0546 465 84 67 0555 465 84 67 0542 465 84 67 Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67 Paranormal Ofis.